spor otoritelerini de bir anlamda yanıltmış oldu. Geçtiğimiz hafta bizler de burada canlı bağlantıda Çatalca Spor'un favori olduğunu belirtmiş. Ancak son sözü Avcılar Belediyespor'un kurt hocası Metin Ülgen'in hamlelerini belirleyeceğini ifade etmiştik. Bir anlamda Metin Ülgen de bizi duyarak sözlerimizi tekzip etti hocam. Evet. Ayrıca bu arada önceki hafta güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle ertelenen Çengelköy ve Karadeniz maçı da dün oynandı. Mücadeleyi Çengelköy 3-0 kazandı. Evet. Amatör 1. kümede de izlediğim bir maçın ilginç anekdotlarını paylaşmak istiyorum Sayın Hocam. Evet. Takımlardan biri bir hafta önce şampiyonluk adaylarından Mimar Sinan'ı 1-0 mağlup eden Tepecik Anadolu. Diğeri ise tam kadro çıktığı maçta Akalan'a 10-0 mağlup olan Yeşilbayır. Özellikle Tepecik Anadolu'lar fark bekliyordu maçtan önce. Üstelik Yeşilbayır'da 10'luk maçtan sonra takımdan ayrılan 6 futbolcusu da cabasıydı maç öncesi. Ancak maç hiç de beklendiği gibi olmadı. Bir hafta önce 10 gol yiyen Yeşilbayır 90 dakikada yüreğini sahaya koyarak sağdan 2-1 galip ayrıldı. Ligdeki ilk yenilgisini sağdan Tepecik Anadolu ise bu sonuçta hiçbir rakibin küçümsenmeyeceğini, yaralı aslanın her zaman tehlikeli olacağını öğrendi ders olarak. Evet. Gelelim haftanın aktüel olaylarına. Şişli Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği pazar günü olağan genel kurulunu yaptı. Ahmet Karaman'ın yeniden başkanlığa seçildiği genel kurulda yönetim kurulu 2 yıllık göreve geldi. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden İstanbul Spor'da ise ilginç bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Evet. Daha önce Güzelce Spor'u çalıştıran Emin Kızılay İstanbul Spor takımının teknik patronluğuna getirildi. Bizler de buradan daha önce bölgemizde de Güzelce Spor'u çalıştıran Kızılay'a yeni görevinde başarı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Haftanın en çok konuşulan olaylarından biri de aslında hocam bunlar tabii futbolun evet. görünmeyen arka planları, amatör altyapılar. Hadımköy Spor'da 9 yıllık altyapı antrenörü Abdullah Aydoğdu görevinden istifa etti. Bunun akabinde U15 takımı da tarihinde ilk kez yani 9 yıllık tarihinde çalıştırdığı dönemde ilk kez Gürpınar maçına çıkmadı. Abdullah Aydoğdu gibi bu işe yıllarını vermiş, tırnaklarıyla kaza kaza bugünlere gelmiş değerlerinize sahip çıkmamız gerektiğini ifade ederek buradan Hadımköy Spor yönetiminden üzerine düşeni yaparak zorla da olsa kolundan tutarak Abdullah Aydoğdu'yu yeniden altyapının başına getirmesini istiyorum. Çünkü Abdullah Aydoğdu'lar kolay yetişmiyor hocam. Evet. Evet hocam bu hafta kısaca özetle aktaracaklarımız bu kadar. Sizin söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz soru varsa da bu konuda. Evet sevgili İskender Kordu artık programımız 22'de başlıyor. Biz evet. fazla konuklarımızı tutmak da istemiyoruz. Evet hocam. Tabii VTR'ler bitmiyor, konular, sorunlar bitmiyor. Öncelikle sağlıkla ilgili vermiş olduğun, aydınlattığın bu bilgilerin yanına birini de ben ekleyeyim. Tabii ki 7 kule müsabakasında travma ve dikiş atılan, başına dikiş atılan bir oyuncuyu da ambulans özellikle çok bekledi. Buradan artık yerel yönetimlere, sağlık ilçe grup başkanlarına, il grup başkanlıklarına sesleniyoruz. Hatta federasyonun il temsilcilerine sesleniyoruz. Hakem güvenliği görmedikçe maçı başlatmıyor. Hayır, sağlıkçıyı görmeden önce maçı başlatması. Bu konuda bir an evvel bize düşen neyse yapıyoruz yayıncı kuruluş olarak, bir spor adamı olarak. Lütfen çocuklarımız artık güvenli ortamlarda, sağlıkta, ambulansta her şey her şeyden önce onların hakkı. Özellikle amatörlerin en büyük hakkı profesyonel. İşini kusursuz ve noksan yapan, oradan ekmek yiyen, kazanan kişiye denir. O zaman onların her şeyi varsa biz amatörlerin sağlıkçılarını lütfen ama lütfen kulak verin diyoruz. Amatörlerin yanında olmaya çağırıyoruz sağlıkçıların tümünü. Sevgili İskender haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere hocam. Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Sağ ol. Kolay gelsin. Evet hemen birkaç tane kısa mesaj. Sarıyer Kulübü Başkanı Sayın İbrahim Bozan'ı bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik eder. Şampiyonluk yolunda başarılar dilerim. Ankara'da tedavisi devam eden efsanevi genel kaptanımız Eyüp Odabaşı'na geçmiş olsun diler. Bir an önce iyileşip aramıza dönmesini temenni ederim. Sarıyer'den Yakup. Yağcı Tekstil Bolucaspor'a başarılar dilemiş. Merhaba ben Anıtköy'den Mutlu. Bolucada oynayan İsmail'i çok beğenerek izliyorum. Onu büyük takımda görmek istiyoruz. Teşekkürler. Büyükçekmece Celali'ye U17 maçına çıkan sağlık sıkıntılığı yayınlayacakmışsınız. Yayınladık. Bolucaspor Kulübü'ne başarılar dilerim. Büyük Ümitler Spor Kulübü Başkanı. Ben Halil Saatçi İsmail'in futbolunu çok beğeniyormuş. İsmail'e de ve Halil Bey'e de başarılar. Bolucaspor'a kalan maçlarına başarılar dileriz. Anıtköy Belediye Spor Kulüp Başkanı Faruk Ceylan ve yönetim kurulu Bolucaspor Kulübü'ne başarılar dilerim. Büyük Ümitler Spor Kulübü demiş. Evet sevgili İbrahim Başkanım. Ligi kısaca değerlendirirsek. Sarıyer'i tabii ki burada en çok zorlayacak şartlar, koşullar nelerdir? Rakiplere göre bakıldığında il takımları mı yoksa diğer kulüpler mi Sarıyer'in en önemli rakipleri neler söyleyeceksiniz?
Valla sporda bizim grubumuzda 11 futbol takımı var. 11 de bizim rakibimiz. Evet. 10 tanesi, 10 da rakibimiz bizim. Sonuç itibariyle tabii ki başkanımın dediği gibi bütçelerini arttıran kulüpler var. Mütevazi bütçelerle devam eden kulüpler var. Ama sonuçta bu bir takım oyunudur. Bu takımların oturmuş yıllardan beri aynı anda oynayanları var. Sonuç itibariyle bizim için zor bir grup. Hepsi de birbirinden değerli rakipler. Ama şimdilik ilk planda öne çıkan Turgutlu, Akhisar, Alanya, Göztepe, Konya Şeker gibi takımlar gözükse de ama diğer takımlarında inanılmaz bir özveri ve mücadelesi var. O açıdan keyifli bir lig olacağına inanıyorum. Tabii futbolcular açısından da şöyle bir konu var. Uzun deplasmanlar var. Bunların yorucu olduğu kadar da keyifli kısımları var. Bunlardan yararlanmaları lazım. Özellikle bize gelen veya bizim taraftarlarımızın en önce temenni ediyorum sağlıklı bir şekilde gidip maçları izleyip sağlıklı bir şekilde dönmeleri. Gerek yol boyunca Türkiye'deki kazalar malum, onları taşıyanlar, getirenlerin dikkatli olması. Yani spora hiçbir şekilde en önemlisi can sağlığı, işte biraz daha gördüğümüz gibi gölge düşmemesi. Çünkü bu spor sağlık için çok yapılıyor. Önemli bunlara önemli değerleri vermemiz lazım. Benim bu hafta işte o sahada bizim Gökhan çıktı, düştü. Ya benim içim tribünde burkuldu. Eğer bunları şimdi, bunlar bizim gençlerimiz. Bunlar ileride milli takıma, işte diğer takımlara yükselecek gençler, örnek olacak gençler. O açıdan bizim özellikle ilçe sporlarına çok önem vermemiz lazım. Çünkü ben bazen şunu söylüyorum. İlçedeki... Peki ilçe sporu derken il sporları çok mu farklı? Yani belediyenin yerel yönetimleri hemen aklıma onlar geliyor. Bu konularla ilgili bağdaştıracağınız şeyle açıklamalarınız var. Şimdi şunu ben tabii çok samimiyetle söylemek isterim. Yani bugün Sarıyer Spor, Sarıyer için konuşayım. Sarıyer'deki amatör takımda her oynayan futbolcunun gönlü Sarıyer Spor formasını giymeyi ve ondan sonra da daha yukarılara gitmeyi arzu eder. Böyle olduğu zaman da bu tür kulüplerin bir vitrin ve model olması lazım. Bunun için de işte yerel yönetimlerin, halkın, oradakilerin, herkesin destek olması lazım. Diğer branşlarda ise, yani bugün olimpiyatlarda işte halimiz ortada. Bunlara da büyük şehirlerin, büyük şehir belediyelerin destek olması lazım. Ben kişisel olarak acizane görüşümdür. Ben büyük şehirlerin belediyelerinin takımı olmaması gerektiğine inanıyorum. Büyük şehrin spora katkısı ciritte olmalı, binicilikte olmalı, eksimde olmalı, dağcılıkta olmalı, futbolun amatör kısmında olmalı, voleybolda, yüzmede olmalı. Bu kaynaklar buraya aktarılmalı. Eğer biz bunları becerebilirsek, o zaman o ilçedeki kente yaşayan gence o modeli verebilirsek onu kahveden de kurtarırız. Kötü evet, alışkanlıklardan da kurtarırız. Ama en önemlisi taraftara bu futbol seyirci için, taraftar için yapılan bir organizasyondur. Aslında evet. Hepimiz kendi kendimize 20 tane yönetici çıkıp da seyretmek için takımlar kurmuyoruz. Bu bütçelerin altına girmiyoruz veya bu kadar zaman, emek vesaire harcamıyoruz. O zaman taraftarların da bunu çok iyi anlayıp taraftarsız bir maçın oynanmayacağı ortamlar yaratmamaları lazım. Ben şu saate kadar çok iştenlikle söylüyorum. Bundan sonra da inancım yüksek. Sarıyer taraftarı inanılmaz derecede sahip çıktı. Çok fair play çerçevesinde sahip çıktı. Bu bizi mutlu ediyor. Bizim de yüzümüzü ağartıyor. Mahcup olmamacağımıza da inancım sonsuz. Bütün taraftarlara Sarıyer taraftarı gibi fair play, şiddetten uzak, özellikle küfürden uzak, bize yakışmayan her türlü konudan uzak bir sezon diliyorum. Peki Sayın Başkanım, son iki maçın Peret olarak aldığımızda içeride Akhisar, sonra da Turgutlu deplasmanı Manisa var. Fethiye. Bu maçlarla ilgili biraz görüşlerinizi alabilirim. Neler bekleniyor? Sarıyer bu iki maçı nasıl atlatmalı? Bir kere şimdi tabii içerilikle söylemem, biraz da samimi söylemem lazım. Sarıyer'in bir kere içerideki Fethiye maçında bana söz verdiler. Kendilerini affettirmeleri lazım. Çünkü bu tefecik kazası oldu. Bu bizim pek bu kaza benim hoşuma gitmedi. Arkadaşlar evet. Da bunu geçmiş olsun dedik. Bir kere bu konuda başarılı olacaklarına inanıyorum. Ondan sonra tabii Turgutlu deplasmanı şu anki fikstüre baktığımız zaman önemli bir deplasman. Turgutlu'dan da Sarıyer takımının puan ya da puanlar çıkaracağına,